Şimdi bu iki şey enflasyonu arttıran temel şey. Kuru arttırmak ve zam yapmak. Sen nasıl enflasyonla mücadele ederken elektriğe, doğalgaza, çaya, şekere, benzine zam yapıyorsun? Bu nasıl enflasyonla mücadele? Dünyada bunun bir örneği var mı? Fiyat arttırıyorsun ve niye? Çünkü bütçe açıyor. Bütçe açıyor, kendi kendine enflasyon yaratmıyor. Sen zam yaptığın için enflasyon yaratıyor. Bunu görmüyor Bu kadar mı akıldan, izandan yoksunsun? Peki Mehmet Şimşek ve ekibi Haziran 2023'te göreve geldiğinde kur ne kadardı? 20 civarındaydı. Bugün 33. Peki dışarı çık bir hani yabancı var mı bu süreçte? Kuru arttıracak, yani kur şoku yaşatacak. Yok. kur niye arttı? Toparlandı. Tarihi seviyesine geldiği dedin. Merkez Bankası brüt rezervleri Swap'lerden çıkarıp net rezervler ekside diye bir şey uydurdun. Aslında brüt rezervler aynı ama sen daha çok Swap yaptığın için Swap'leri düştüğün zaman negatif görünüyor. Merkez Bankası'nın bilançosu dışında bir kalender Swap. Çıkarmanın bir anlamı yok. Haziran 2023'te bunlar göreve geldiğinde Bank of America, Citibank ve Deutsche Bank rapor yerine inandı, Türkiye ile ilgili. Dediler ki dolar Telefon, en az 25 faizde en az 40 olmadan gelmeyiz. Herkese merhaba. Bugün yine İlhan Hoca'yla birlikteyiz. Hocam merhaba. Nasılsın? Merhaba. Teşekkür ederim. Sağ ol. Sen nasılsın? Ben hiç iyi değilim. Bu sıcaklar beni mahvetti. Böyle bir program yapıp güya sorularımla seni terletmek istiyorum ama hem sıcak Hı. havadan dolayı terliyorum hem sen sorularıma çok uzun cevap verdiğin için seni dinlerken işte gözüm bir yandan sürede oluyor. Oradan terliyorum. Hem diyorum ben bu kurguyu nasıl yapacağım? Sen sürekli beni terletiyorsun yani. O zaman sen İstanbul'da minibüs şoförlüğü hiç yapamazdın. <laughs> ya hocam minibüs şoför benim yeteneklerine ve zekasına en çok hayran olduğum kesimdir. Aynı anda müzik dinleyip yanındakiyle de sohbet edip para üstünü verip inecek var diyen yolcu, el kaldıran yoldaki yolcu, gaz, pedal, debriyaj, ayna her şeyi kontrol edebilen müthiş bir zeka. Bir anda bir sürü şey yapıyor. Ben de yapamazdım. Herhalde sen de yapamazdın onu. Hocam ben multitask bir insan. ama sıcak 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 beni yoruyor. <laughs> Türkiye kadar sıcak değil burası herhalde. Oralar bu ara daha hissedilen sıcaklık daha yüksek. Ama 2018'de ben hatırlıyorum Stockholm Antalya'dan sıcaktı. Ben o yaz da <laughs> o yılın yazında da buradaydım. Gerçekten çok sıcaktı ve hani Almanya işte hep soğuk bilinir. Kuzeyde işte Türkiye'den şöyledir, böyledir. Ben onu bir yaşayamadım. Yani ne ne zaman gelsem sıcak işte. Şimdi buraya geldim gene sıcak. 2018'de şey ilginçti. Ben ışıkta beklerken bir Alman beklemedi geçti. Ben de uyardım. Onunla uyarmayı seviyor ya böyle kuralların. Dedi ki çok sıcak. Dedim bak sen güneyi eleştiriyordun. Yunanlılar, Türkler şöyle disiplinsiz. Bak aynı havayı iki gün gördün kendini kaybettin dedim. Doğru söylüyorsun dedi. Yani Almanlar o zaman bir de çok ambulans sesi geliyor. Yaşlılar sürekli evde bir tane düğmeleri var onların ani bir durumda bastıkları. O aşırı sıcaklardan hayatını kaybeden yaşlılar da olmuştu. Çok sıcaktı o zaman. Ormanlar da yanmıştı. Yani Antalya'dan sıcak Stockholm korkunç bir şey. Hocam şimdi bugün seninle önemli bir yayın yapacağımızı hissediyorum. Çünkü senin yazını görüp ben bu yazıyı yayına çevirmek istedim. Çünkü önemli ve iddialı bir yazıydı aslında. Yazının başlığı şöyleydi. Mehmet Şimşek enflasyonu bilerek mi yükseltti? Ve sen bunun nedenlerini açıklamışsın yazıda. Fakat ben bunu burada da kayıt altına almak üzere bu soruyu şimdi sen yazmana rağmen yine sana soruyorum. Mehmet Şimşek ve ekibi enflasyonu bilerek mi yükseltti hocam? Bana öyle geliyor. Bana öyle görünüyor. İlk fikri aslında Aralık gibi Twitter'da gündemleştirmeye çalıştım. Ama yaşanan süreçte biraz daha emin oldum yani. Çünkü biraz emin olmam lazımdı. Bu şüpheydi önce öncesinde. Söylediğinde bazı arkadaşlar ya biraz komplocu kokuyor diye söylediler ama değil. Çünkü komploculuktan farkı şu. Komplo bir kanıtlanamayan iddia söylersin. İki de tümden gelirsin. Yani sonuçtan sebebe gider. Mesela ünlü bizim bir istihbaratçımız vardı. Rahmetli oldu. Mahir Kaynak. Ne derdi? Bir eylem kimin işine yaramışsa o yapmıştır. Yani tümden geliyorsun. Ben o yazda tüme varıyorum. Yani önce olayları olgulara sırasıyla ve bir sebep sonuç ilişkisinde oturtarak anlatıyorum ve sonuçta bu diyorum. Şimdi nedir? Türkiye'de enflasyonun iki güçlü belirleyeni var. Biri hepimizin bildiği üzere döviz kuru. Vatandaş da bunu bildiği için enflasyonun artacağını öngörüyor. Kur yükselirse dolayısıyla kendisini kurdan kaynaklı enflasyona karşı korumak için dolara geçiyor. Yani Türkiye'nin bir sorunu aşırı dolarize olması. Yapabilen üst düzey gelir sahibi beyaz yakalı işçilerin bir kısmı ücretlerini dolara endeksleyebiliyor, endekslemeye çalışıyor yönetici kesim. Kiralar öyle, ev fiyatları öyle, yani hisse fiyatları, bir sürü şey dolar Dolar endeksli görünüyor. Dolarla ödeme yapmasa bile dolar endeksli. Bu dolarizasyon Kasım 2021'de çok aşırı bir noktaya gelmişti. Günlük fiyatlar artıyordu ve kur korumalı mevduat buna müdahale edip bu dolarizasyonu ve dolarizasyondan kaynaklı hiperaflonu sunuldu. Dolayısıyla aslında hepimiz çok iyi biliyoruz ki kur artışı enflasyonu besleyecek. Peki Mehmet Şimşek ve ekibi Haziran 2023'te göreve geldiğinde kur ne kadardı? 20 civarındaydı. Bugün 33. Peki dışarı çıkan bir yabancı var mı bu süreçte? Kuru arttıracak. Yani kur şoku yaşayacak yaşatacak yok. Zaten yabancı çok dibe vurduğu için kur 8'den hatta daha öncesi 3'ten 18 liraya kadar gelmişti yabancı çıktığı için. Sonra o yabancı çıkışın yarattığı doların enflasyon arttırması içeride bir yerlilerin dolar talebi olmuştu. Onu da kur korumalı mevduatta düşürmüşlerdi aslında. Yani Aralık 2021'de kur korumalı mevduat devreye girdiğinde tasarrufların dolarizasyon oranı yani döviz tasarruflarının mevduatlarının toplam bankalardaki mevduatlara oranı %65'ti. Zirveydi. Kur korumalı mevduatla bu Mayıs 2023'te %35'e düşürüldü. Yani yerlilerin döviz talebi aşağı indirildi. Şimdi kur korumalı mevduat senin yerlilerin döviz talebini dibe indirmiş. Dışarı çıkacak yabancı da yok. Bu kur niye arttı? İthalat talebi diyebilirim. Birincisi ithalatla döviz kuru ilişkisi tersine de Döviz kurundaki değişim ithalat talebini belirler ama bazı durumlarda dışarıdan döviz bulamadığı zaman ülke o ithalat talebi o ani acil durumda kuru arttırabilir. Ama 2024'te ithalat 2023'e göre düştü. Çünkü kur yükseldi, ithalat pahalılaştı. Ve sen faizde arttırdığın için kredi de azaldı. Yani azalmadı da yavaş arttı. Dolayısıyla ithalat da düşmüş. İthalat değil, dışarı çıkan yabancı değil. İçerideki yerlerin döviz talebi de değil. Sonra sen kur korumalı mevduata garabet, saatli bomba deyip onu çözmeye kalktın. Vergi yükü dedin ama kur korumalı mevduat sürecinde vergi arttırılmadı Türkiye'de. Mehmet Şimşek göreve gelip KKM'yi kur korumalı mevduatı ortadan kaldırınca vergi arttı. Bütçeye yükü daha da ve faiz arttırdığın için vergi geliri düştü. Bütçe açığı da arttı. Şimdi KKM'yi azalttın. Yani sonlandırıyorum dedim. KKM'den çıkışlar başladı. O bir kur talebi artık. KKM'den çıkışlarla beraber döviz mevduatlarının payı tekrar 42'ye yükseldi. Sen niye çözüyorsun KKM'yi? Niye kaldırıyorsun? Kuru baskılamış. Bilmiyor musun o KKM'den çıkan paranın dövize gideceğini? Niye 35'ten 42'ye yükseltecek kadar arttırıyorsun? Ve kur arttıkça da KKM'den çıkan tabii ki kura, kura gidecek. Çünkü kurun artacağını görüyor. Burada bir kıpırdanma var. Sen bunu engellemiyorsun. Kurup engelle Döviz talebi baskıdan KKM'yi çözüyorsun. 35'ten 42'ye çıkartıyorsun tekrar dolarizasyonu. Ama orada bu kur kolumanın için ana akım iktisatçılar ya da işte popüler iktisatçılar hep işte bütçeye yük bu çok doğru hamledir. Kur korumanı mevduat üstünden devlet batacak, hazine zarar edecek. Bunun şeyini halk ödeyecek yükünü gibi tezleri Hı. vardı. Mehmet Çinlik de onları dinledi. <laughs> Evet onların tezimi ve onlardan biri. Ana akımcı biri. Kafası neoklasik iktisatla çalışan biri. Ve faizi arttırdıkça vergi geliri düştüğü için özellikle ithalattan gelen vergi geliri düştüğü için bütçe açığı arttı. Bu sefer de bütçe açığı enflasyon yaratır deyip denk bütçe hedefiyle bu bütçe açığını kapatmak için zam yaptılar. Şimdi bu iki şey enflasyonu arttıran temel şey kuru arttırmak ve zam yapmak. Sen nasıl enflasyona mücadele ederken elektriğe, doğalgaza, çaya, şekere, benzine zam yapıyorsun? Bu nasıl enflasyona mücadele? Bunlar yönetilen fiyatlar ve talebi esnek olmayan zaruri ihtiyaçlar. Doğalgaz, elektrik, su, çay, şeker, tütün içenler de talebi esnek değildir. Çünkü triyakidir. Şimdi sen bunların bildiğin için talebi esnek olup bunlara zamı geçiriyorsun. Peki zam yaparak nasıl enflasyona mücadele edilir? Dünyada bunun bir örneği var mı? Fiyat arttırıyorsun ve veya... niye? Çünkü bütçe açıyor. Bütçe açı, kendi enflasyon yaratmıyor. Sen zam yaptığın için enflasyon enflasyon yaratıyor. Bunu görmüyor musunuz? Bu kadar mı akıldan izandan yoksunsunuz? Amerika'da bütçe açığı var ama zam yapmıyorlar. Enflasyon yaratmıyor bütçe açığı. Almanya'da da öyle, Fransa'da da öyle. Biz sizde enflasyon yaratıyor. Çünkü siz denk bütçe hedefiyle zam yapıyorsunuz. Yani zengin ithalat yapmadığı zaman, ithal tüketim yapmadığı zaman fakirin elektrik suyun doğalgazına zam yapıyorsun. Şimdi peki kur niye arttı? Merkez Bankası rezerv topladığı için. Zaten senin bu bir yıldır Mayıs 2023'ten Ağustos 2024'de övündüğün iki şey var. Bir, 38'den alıp 75'e çıkardığın enflasyonu 71'e sonra da 61'e düşürmekle övünüyorsun. Ki o da baz etkisi kaynaklı. Çünkü geçen sene Haziran'da enflasyon %9 artmıştı. Aylık. Aylık %9. Sen göreve geri gelmez. Kuru yükselttiğin için. Sonra şimdi diyorsun ki bak 61'e düşürdük. İkincisi övündükleri şey Merkez Bankası rezervlerindeki döviz rezervlerindeki toparlanma. ilgili. Şimdi burada da komik bir şey var. Nedir o? Toparlandı. Tarihi seviyesine geldiği dedin Merkez Bankası brüt rezervleri. Şimdi de sıvetlerinden çıkarmıyorsun. Sıvet de döviz takası. Bankalardan döviz takası yapıyor. Öyle para topladı Merkez Bankası piyasa. Swap'lerden çıkarıp net rezervler ekside diye bir şey uydurdun. Mehmet Şimşek göreve gelmeden önce. Aslında bürüt rezervler aynı ama sen daha çok swap yaptığın için swapleri düştüğün zaman negatif görünüyor. Ama bunun hiçbir ekonomik anlamı yok. Swapler ne önemli? Kur arttığında müdahale edebilmesi için veya yurt dışından borç bulamadığı için döviz borcu o rezervlerden ödemesini yapması için ithalat ödemelerini ve borcunu. Ama sen rezervleri niye arttırıyorsun? Kura müdahale edebilmek için. Ama rezervleri arttırmak... toparlamak için kuru yükselttin. Bu akıl işi mi? Rezervleri arttırdın. Tamam. Ama şimdi artık net rezervler negatifte diye haber yapmıyorsun. Brüt rezervler tarihi zirve diye Bloomberg'da övülüyor, alkışlanıyor. Ama brüt rezervler bugün zirvelere denilen brüt rezervler Aralık 2022'deki seviyesiyle aynı. Brüt rezervler bugün Aralık 2022'de sen ne diyordun? Net rezervler eksi de Merkez Bankası'nın dövizi yok. Bir dolara olan Merkez Bankası'na daha zengin diye Emin yapıp haber programı yapıyordun. Ya Swap bilanço dışıdır. Merkez Bankası'nın bilançosu dışında bir ve Çıkarmanın bir anlamı yok. Önemli olan bürüt rezervlerdi. Çünkü o bürüt rezervleri kullanacak. İthalat ödemesi yapmak durumunda kaldığında veya kur'an müdahale etmek zorunda. Ama bir, 2022 aralığıyla aynı seviyede bugün zirvele diye övdüğün. iki özellikle Nisan 2024'ten beri sen rezerv toplamak adına piyasana sebeplerle para topluyorsun. Döviz topluyorsun ve kuru yükseltiyorsun. Yani senin asıl hedefin neydi? Enflasyonu düşürmekti. Sen niye enflasyonun en büyük iki faktörü olan zamları ve kuru yükseltiyorsun? yükseltiyorsun. Şimdi o zaman ben şu soruyu sorarım. Neden bunu yaptın? Bunu bilmiyor musun? Sen ilk defa göreve gelmiyorsun. Yeni iktisat mezunu bir öğrenci de değilsin. Daha önce Maliye Bakanlığı yaptın. Liyakatlı diye de övürüyorsunuz. Bunu bilmiyor olmanız imkansız. Kurun artışının ve zamların enflasyonu yukarı çekeceğini bilmiyor olmak imkansız. Eğer bunu bilmiyorsanız gerçekten daha büyük problem var. O zaman şu soru gelir. Niye yaptılar? Bir, hatırlayın Haziran 2023'te bunlar göreve geldiğinde Bank of America, Citibank ve Deutsche Bank rapor yerle yayınlar, Türkiye ile ilgili. Dediler ki bu en az 25 dolar TL kur. En az 25 faizde en az %40 olmadan gelmeyiz. Bu hiç yapısal reform falan demediler mahfinin söylediği şeyde söylemediler. Reel faiz de demediler. Çünkü reel faizle ilgilenmez ki Deutsche Bank, JP Morgan, Citibank. Çünkü burada yaşamıyor. Bu da çok aptalca bir argüman. Real faiz pozitif olmadığı için gelmiyorlar. Bir de o adam buradaki enflasyona maruz değil ki. Niye peki bu döviz 25 faiz en az 40 olacak? Çünkü bu o zaman hesaplama göre Türkiye'nin maksimum taşıyabileceği düzeylerdi. Yani Türkiye ekonomisi maksimum %40 düzeyinde bir faizi taşıyabilir. Burada maksimum 25'i ama bunlar daha da arttırılır. Çünkü hem faizi hem kuru arttığınızda daha önceki programlarda konuştuk. Türk varlıklarının fiyatını döviz cinsinden minimize edersiniz. Yani hem döviz cinsinden ucuzlatırsın tahvilin fiyatını hem de faizi arttırdığın için tahvilin fiyatı düşer. Bunun için de aşırı ucuzlamış olan tahvili alır. Sonra Türk Merkez Bankası faiz arttırdığında da tahvilin fiyatı artacağı için satar karını realize eder. Bu kadar basit. Zaten şimdi faiz hedefi neydi bu 2024 hedefi Merkez Bankası? %38. Daha 61 değil 71'e düşmüşken bile faiz indirimi konuşmaya başladılar. Ki bu yabancılar aldıkları tahvili Mart ayında almaya başladılar. Mart Nisan'da. Hiç de yapısal reform falan yoktu ortada. Satıp karlarını realize etsinler. Peki şimdi Mart Nisan'da bu kadar yabancı gelmiş. 500 milyar dolar Türkiye'ye deniyor. Niye kuru düşürmedi? Bu kadar yabancı akışı var. Fon akışı var. Kuru niye düşmüyor? Çünkü Merkez Bankası piyasadan döviz toplamış. İkincisi demek ki sen aslında daha yüksek faizi arttırmak için faiz artışını meşrulaştırmak için enflasyonu yükseltti. Bak enflasyon artıyor biz daha çok faiz artırmalıyız yetmedi biraz daha. Hep nerede ana akımcılar her faiz artışında kur düşmeyince hmm, beklentilerin altındaydı yeterli değildi yapısal reform yaptı biraz daha mı? önden yüklemediydi bir sürü bağını oldu. Bunu arttırdılar ki yabancı için tahliyenin fiyatını daha çok düşür. İki muhtemelen ihracatçıyı korumak için. Çünkü kur yükseldiği zaman TL değersizleştiği zaman ihracatçı uluslararası piyasada dolar cinsinden sattığı malın fiyatını biraz düşürüp rekabet avantajı yaratabileceğini bekliyor. Ama olmuyor o. Yani çünkü senin sattığın, ihraç ettiğin malın talebi fiyat esnekliği yüksek. Ve rakiplerin mücadele ettiğin sektörde müşterilerin fiyat esnekliği yüksek. Fiyat rekabeti orada hakim. O yüzden sen fiyatını 1 dolar düşürürsün. TL çok değersizleştiği için. Ama 1 dolar fiyat düşüşüne karşılık sen o kadar yüksek bir ihracat satışı elde edemeyebilirsin. Yani talebin çok artmayabilir. Çünkü rakibin de fiyat düşürebilir. Çin'le yarışamazsın. Eğer ucuz ürün satıyorsan. Ama ithal ettiğin mallar pahalı teknoloji yoğun ürünler ve fiyat esnekliği düşük yani fiyat artsa bile sen ithalatın çok düşmüyor düşüyor ama çok düşmüyor ama o zaman fiyat arttı ithalat çok düşmedi ithalat faturan artıyor ama öte yandan ihraç ettiğin ürün düşük teknoloji basit ürün olduğu için 1 dolar fiyatını düşürüyorsun biraz satıyorsun ama çok fazla hasılat elde etmiyorsun dolayısıyla cari açın daha da büyüyor düşmüyor bunu görmüyorlar ama sırf ihracatçının o kur talebini peskin etmek için enflasyonu yükseltmeyi göze alıyorlar. Çünkü itiraz edecek bir sosyal güç yok. Sendikalar zayıf, muhalefet cılız. Bir de zaten muhalefet bunları öneriyordu. Şimdi ne diyecek? Muhalefet bu politikalar ne diyecek? Sen öneriyordun kardeşim bunları faiz artışını seçimden önce. Bak yaptık işte tamam. Yani muhalefet bunu önerince bu düzeyde bir ekonomi politikası tasvir edince hükümetin önleri geniş manevra oluyor. İstediğini tasarlayıp dayatabiliyor. Yani buradan bakınca sen eğer gerçekten enflasyonla mücadele ediyorsan %38'den aldığın enflasyonu %75'e nasıl getir? getirdiğini açıklaman lazım. %75'ten %71'e düşürmekle övünmeyeceksin. Bu ayıp bir şey. Efendim %38'e tüyük bir yalan söylüyor. Peki 75'ten 71'e düşünce TÜİK yalan söylemiyor mu? Tamam TÜİK'in yalan söylediğini ben Şubat 2021'de söyledim. Daha enflasyon Türkiye'de o zaman %15'ti. Peki işsizlik rakamları enflasyonuna itimat etmenin TÜİK'in işsizlik rakamına niye itimat ediyorsun? Ya daha eksistensiyel bir soru soralım. Enflasyon rakamlarına itimat etmenin devletin başka konuda söylediği yalanlara niye inanıyorsun? Başka konularda, başka politik konularda başka kimlik sorunlarında mağduriyet konularında hepsine itimat ettim bu devletin enflasyon rakamına mı inanmıyorsun İşine geldiği gibi değil mi ama enak enflasyonu düşüyordu Mayıs ayında enaka göre de Mayıs ayında enflasyon 2023'te %120'den 80'e düşmüştü ister enaka göre al ister Türkiye al Mayıs ayında enflasyon düşmüştü ve daha ilginci Mayıs 2023'ten sonra da 2018'de de enflasyon yükselerken geniş tanımlı işsizlik yükselmiş sen ne önerdiğimizi bu enflasyon aşırı talep kaynaklı işsizliği arttırma olmalıyız ki enflasyon düşürelim. Tam tersi olmuş. Bugün açıklanan rakamlar geniş tanımlı işsizlik bugün %29'a çıkmış. 2018'de enflasyon yükselerken de 2021'e kadar artmış. 2023'ten sonra tekrar yükselmeye başlar kendi işsizlik artmış. Şimdi hiç mi yanıldığını kabul Hiç mi yani hep inatla bu yanılgının üzerine dayanarak bu topluma kemer sıkma dayatmayı kendine yakıştırabiliyor musun hala? Hocam şimdi seni dinledikten sonra şöyle bir soru geliyor aklıma. Türkiye'de en çok eleştirilen alay konusu olan ekonomi bakanlarından bir biri de Nurettin Nebati'ydi. Senin anlatımına göre Mehmet Şimşek Nurettin Nebati'den bile başarısız yani. Evet mesela geçen birisi bizim yayınlardan birisinin altına şey almış benim için. Nurettin Nebati'nin akıl hocası sen miydin? Nasıl ekonomisi? Yani biz gerekli regülasyonlar alınmadan, gerekli önlem alınmadan kurum bu kadar sert arttıracak faiz indirimlerine de o dönem karşı çıktı. Çünkü biliyoruz ki o zaman içeride bir yabancı vardı ve kurun artışı karşısında dövize yönelecek bir içeride bir yerli talebi var. Bunu engelleyecek önlemleri almadan savurganca hesapsızca birden faizi düşürmek kuru yükseltecek ve enflasyon patlayacak. Bu açık. Bunu savunacak hiçbir tarafı yok. Ve Nebati de hiçbir zaman biz heterolik satın temel dayanağı olan yeniden bölüşümü emek yalnız politikayı uygulamadı ve savunmadı. Nebati nasıl ki önce 128 milyar dolara satıp döviz kurunu baskılamayı istediler fakat sonra başaramayınca biz rekabetçi kura geçtik dedi bakan enişte bakan Albayrak. Nebati de baktı olmuyor ne yapacağını bilmiyor. Biz de o dönem Türkiye'de bir tartışma başlatmıştık alternatif tartışması heterodoks. Onlara duydu gördü. Çünkü önceden kimsenin haberi yoktu. Ona sarıldı. Biz de heterodoksuz. Ama heterodoksun heyesini bilmez o. Çünkü yaptığı açıklamalar hala Kredinin mevduattan verildiğini sanan, kamu harcamasının vergiyle yapıldığını sanan biri. Heterodox iktisadın temel argümanlarının hiçbirinden haberi yok. Minareye kılıf uydurmaya çalıştılar. Günde 5 kişinin iş cinayetlerinde öldüğü bir ekonomiye, bir heterodoksun onay vermesinin hiçbir imkanı yok. Nebati beceriksiz de Şimşek planlı bilerek yapıyor. Peki neden yapıyor Mehmet Şimşek? Yani burada kime hizmet ediyor? Yani senin dediğine göre Türkiye'nin çıkarları ya da Türkiye'deki halkın çıkarlarını düşünmüyor. O zaman kimin çıkarlarına hizmet ediyor? Türkiye'deki yerli tekelci ve küresel finans çevrelerini bu kadar açık Dünyada 1990 sonrası uygulanan enflasyon hedeflemesinin enflasyonla hiçbir ilgisi yok. Çünkü enflasyon talep kaynaklı değil. O zaman niye uyguluyorlar bu 40 yıldır? Niye zıplı faiz indirip kaldırıyor? Her ay yani ne oluyor? Her ay faiz indirince ne oluyor? Arttırınca piyasada faiz değişikliği olacak mı? Hani beklenti yaratınca spekülasyonları besliyoruz. Faizi çok arttırınca birilerini iflasa sürüklüyorsun. Mesela dün FED bir rapor yayınlamış. Alt orta gelir grubunun kredi kartı borcu gelir oranı çok daha yüksek üst gelir grubuna göre. Peki sen faizi arttırınca ne olur? al orta gelir grubu hane halkları iflas bayrağı çeker, hacizlik olur, harcamalarını kısar, onlara mal satan küçük orta boylu firmalar batar. Sen faizi arttırdığın zaman üst gelir grubu harcamasını kısmaz. Üst gelir grubuna mal satan büyük firmalar talep daralması, hasılat daralması yaşamaz. Ki zaten onlar tasarruf edecek ay gelir olduğu için senin arttırdığın faizden tasarruf geliri elde eder. Yani bu faiz artışı sınıfsal bir çatışmadır. Merkez Bankası'nın Fed'in bütün faiz kararına bakın iki şeyi görüyorsunuz. Bir, ücret artışları Fed'in tolere edebileceğin üzerine çıktığı anda faiz arttırmaya başlar. Zaten FED başkanı 2023 Temmuz'una kendi söyledi. Emek piyasası çok sıkı. Hani enflasyon arttırıyor manasında. Yani işsizlik yeterince artmadı diyor. Bizim işsizliği artmamız lazım diyor. Yani bu, bunu bir savaş olarak görüyor. İkincisi de ne zaman Fed'in faizi verimlilik artışının ve ücret artışlarının toplamının üzerine çıkarsa Amerikan ekonomisi resesyona giriyor. Çünkü bu durumda faiz gelir artışlarının üzerine çıkıyor. İnsanlar borcunu çevrelerimiz oluyor ve rantiyerler milli gelirini aldığı pay artıyor. Üretici faktörlerin, işçilerin ve firmaların gelirleri baskılandığı için borçlarından daha hızlı artmadığı için onların bir kısmı islas ediyor ve ekonomi resesyona giriyor. Şimdi de ekonomi resesyondan çıkarmak için faiz faiz indireceğiz diyorlar. E niye soktun ekonomi resesyonu? Biliyordum böyle olacağını. Enflasyonda talep kaynaklı olmadığını da biliyordun. Demek ki sen bu işi planlı yapıyorsun. Büyük banka karlarını ölünce diyorlar. Yani bakın şimdi Amerika'da enflasyonun hedefi kaç? Yüzde iki. Niye yüzde iki seçilene hiçbir çalışma yok. Hiçbir merkez bankası dünyada seçtiği hedefi niye seçtiğine dair ampirik bilimsel çalışması yok. Hiçbir ana akım çalışma. Niye yüzde iki? Hiçbir çalışma yok. Ama yüzde iki. Türkiye'de yüzde beş. Türkiye'de de yok. Amerika'da şu an enflasyon kaç? Yüzde üç. Niye faiz indirmeyi tartışıyorsunuz siz? Hedefe gelmediniz ki. Sen geçen sene diyor ki yüzde iki hedefe gelene kadar ne gerekiyorsa yapacağız. Şimdi yüzde üç bile Mart ayında yüzde üç nokta enflasyon. Sen faiz indirimi konuşmaya başladın. Demek ki senin faizle bir derdin yok. Enflasyonla bir derdin yok. Büyük bankalar faizi arttırdın. Bazı insanlar alt gelir grupları kredi borcunu ödeyemiyor. Batık kredilerin sayısı artıyor. büyük bankaların karları düşüyor. Derdin bu senin. Ama bunu enflasyon hedefliyoruz diye Merkez Bankası beklentileri yönetiyor. Kimin beklentileri? Kaç firma Merkez Bankası'nın mesajlarını basın toplantısını izliyor? fiyat belirliyor. Hiçbiri. Merkez Bankalarının basın metinlerini, oradaki kelimelerin değişimini, gömülmüş mesajları analiz eden, Powell'ın ya da Türk Merkez Bankası Başkanı'nın bir cümlesindeki gizli imayı takip eden kim? Tahvil simsarları. Borsadaki yatırımcılar. Yani bir de Merkez Bankası'nın enflasyon beklentileri anketi. 67 kişi cevaplıyor. 17'si reel sektör, 40'ı finans sektörü. Ya milyonlarca ürünün fiyatını 67 kişinin beklentisi mi belirliyor? Siz akıl fukarası mısınız? Böyle anket mi olur? Bu anketin bilimsel geçerliliği yok. 67 bir kişinin temsiliyet gücü olmaz. En basit istatistik bir dersine giriş dersin. Yapacağın anketin temsiliyet kabiliyetin. 67 kişiyle beklentim yönetilir. 17 reel sektörde. 40 finans. Yani bu anlattıkları bütün mekanizma hikaye Ve siz reel faiz pozitif olmalı. E niye? Çünkü insanlar reel faiz pozitif olursa harcamalarını kısar, tasarruf eder. Güzel. Ama ben tasarruf edecek ay gelirim yoksa nasıl yapacağım? Faize mi bakacağım? Yani ekmeğimden, doğalgazımdan, kiramdan kısacağım faize para mı koyacağım? Yani bu, bu, akıl karı iş mi? E bunu yapabilen kim? Üst gelir grubu. Üst gelir grubu zaten geliri enflasyondan hızlı artmış ki üst gelir grubu. Aşırı kârı dan beslenenler onlar. Enflasyon yaratan aşırı kardan. Onlar faizi artınca harcamasını kısmayacak ki. Zaten yapabileceği harcamayı yapmış. Faiz artınca daha fazla faiz geliri elde edecek. Hiçbir iler tutar yanı yok bu hikayenin anlattıkların. O yüzden Mehmet Şimşek'in zaten faizi arttırarak yani Türkiye'nin sorunu şu. Faizi indirince de enflasyon artıyor. Faizi yükseltince de enflasyon artıyor. Çünkü faizi arttırınca ekonomiyi daraltıyorsun. Vergi geliri düşürüyorsun. Bütçe açığı artıyor. Bu sefer bütçe açığı arttığı için zam yapıyorsun. E faizi indirince de kuru yükseliyor diye artıyor. Demek ki o zaman faize dokunmayacaksın başka bir yöntemle enflasyon çözeceksin. O da maliye politikası, gelirler politikası diye bitirelim. Ben de şöyle bir özet yaparsam senin anlattıklarından kafamda canlanan. Yani sonuçta bu finansa hakim insanlar, Mehmet Şimşek ve onun dünyadaki temsilcileri bu tip ekonomi politikalarıyla aslında sürdürülebilir bir kölelik istiyorlar. İşte enflasyonla halkı ezelim. İşsizlik yüksek olsun ki bu ekonomik koşullar altında insanlar ücret talebinde bulunmasın. Bulduğu işe girsin ve fakir kalmaya devam etsin. Bizim söylediklerimizden çıkmasın. Devlet ne derse de itaat için Aslında bence senin söylediklerin özeti böyle canlandı. Bilmiyorum katılır mısın buna? Kesinlikle o. O yüzden şimdi bu söylediklerin de benim iktisatçıların iktisat bilmediği, iktisatçı olmayanın daha iyi iktisat anladığına kanıt yani. Bak sen iktisat eğitim almış bir olarak bunu çok iyi anladın, kararını. Bunu iktisatçılar anlayamıyor. Çünkü kafalarında ezberde var. Eğitim almış ya üniversitede. Kesin doğru diyor. Nasıl diyor yani. Sorgulayamıyor yani. Din iman kitabı gibi iman ediyor böyle. O yüzden algı kapıları kapalı. Yanılgılarla yüzleşme cesaretleri de yok. düzen devam ediyor. Yaptıkları bu yani. Başka hiçbir şey değil bilim adı altında insanı yoksulluk da yaratıyorlar. Anladım hocam. Umarım daha güzel yarınlar bizi bekliyordur. Teşekkür ederim bugün için. Ağzına ben sağlık ben tekrar. Ederim. Başka yayınlarda, başka konularda yine senle görüşürüz. Görüşürüz sevgiler.